Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Demiroğlu, yaptığı açıklamada milli muharip uçak kağanın tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını açıkladı. İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarına açıklama yapan Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Demiroğlu, milli muharip uçak kağanın tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını açıkladı. Demiroğlu, Farnborough Fuarı'nın ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında TUSAŞ'ın iki Kaan Savaş uçağı prototipinin montajına başladığını, ancak tedarik zinciri sorunları nedeniyle programın yavaşladığını söyledi. Demiroğlu, titanyum ile döküm ve dövme parçalarla ilgili tedarik zinciri sorunlarının önemli üretim gecikmelerine neden olduğunu bildirdi. TUSAŞ, şu anda tedarik zincirinden kaynaklanan aksaklıkları düzeltmeye odaklanmış durumda. Öte yandan hali hazırda montajına başlanan 2 adet Kaan prototipi mevcut prototip 0'a kıyasla Kaan'ın planlanan nihai konfigürasyonuna daha yakın olacak. Mevcutta test edilen ve ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te yapan Kaan prototipi ise taksi testleri için ve birkaç uçuş gerçekleştirecek şekilde modifiye edilmişti. Demiroğlu, yaptığı açıklamada bu konuya değinerek şunları söyledi: "İlk inşa edildiği haliyle uçması amaçlanmamıştı. Ancak pek çok değişiklik yaptık. Böylece uçabiliyor, uçuyor ve uçmaya devam edecek. Ancak bu uçağı şu anda Hürjet prototipini uçurduğumuz kadar uçurmayacağız. Bu prototipi zorlamayacağız. Sonraki iki prototip çok daha fazla uçacak." Bununla birlikte Demiroğlu, uçağın ikinci prototipinin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025'in sonuna doğru yapılacağını bildirdi. Mevcut Kaan prototip 0 şu anda F-16'larda da kullanılan General Electric tarafından tedarik edilen bir çift F-110 motoruyla çalışıyor. Ancak TUSAŞ, TEİ ve TR motor, aktif bir şekilde yer motorun geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyor. Bununla birlikte TUSAŞ, Ukraynalı motor üreticisi Ivchenko Progress ile işbirliği yapmayı da değerlendiriyor ve önümüzdeki haftalarda durumun resmiyet kazanması bekleniyor. Demiroğlu, Ukraynalı şirketin motor geliştirme çabalarını desteklediğini, çünkü motor geliştirme yolunda daha önce yürüdüklerini ve biraz yardım alarak geliştirme süresini kısaltmaya çalıştıklarını söyledi. Ivchenko Progress'i Türk Havacılık ve Savunma Sanayisi yakından tanıyor ve işbirlikleri öncelere dayanıyor. Ivchenko, motor üretimi konusunda kabiliyetli bir firma. Bir süre önce şirketin ağlı 322F motorunu kullanan Kızıl Elma Art yakıcı motor testi gerçekleştirmişti. Şimdilik Ivchenko Progress ile yapılan işbirliğinin detayları belirsiz durumda. Bilindiği üzere TEİ, TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu ikisi de Kaan için yeterli güçte motorlar değiller. Öte yandan bu motorlar Kaan'ın yerli motoruna uzanan yolculukta çok değerli. Ivchenko Progress'in katkısıyla Kaan yerli motorunda Türkiye'nin eli rahatlayabilir.